Önce sizden bu toplantının hayırlara vesile olması için birer Fatiha okumanızı istiyorum. Ey rahmetli babamın ün almış komutanları, şanlı Osmanlı'nın sadık devlet erkanı ve benim can yoldaşlarım. Tarife hacet yoktur ki şimdi sahip olduğumuz şu devlet ve memleket nice büyük savaşlar ve tehlikelerle kazanılıp ecdadımızdan ceddimize, onlardan da bizlere nasip olmuştur. İçinizden ihtiyar olanlar o gayret dolu günleri görüp yaşadı. Gençlerimizse canlı şahitlerden duyup işitti. Dün ve evvelki gün baş kaldıran kaleler ve şehirler, geçmişteki mücahitlerin imanlı savletlerine boyun eğmiş, nice topraklar onların hamiyetli kanlarıyla boyanmıştır. O yiğitler bugün ebediyet alemine göçmüşlerdir. Beylerim, paşalarım, bugünden sonra birlikte göreceğimiz günler de geçmişteki bu cenk ve gayret dolu günlerden farklı olmayacaktır. Benim tahtı bir kere bırakmış olmaklığımı benim eksikliğime verip bizimle yeniden hesap görmek isteyenler çıkacaktır. Her zamankinden daha hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bu bilindikten sonra en doğrusu şu ki asıl bize düşen düşmanlarımızın ne vakit üstümüze geleceğini beklemek değildir. Her hususta düşmandan önce düşünüp ondan önce davranmalıyız. Dikkat etsene sersem. Özür dilerim efendim. Şeytan tırnağını alayım demiştim de. Hadi, hadi oradan. Şeytan tırnağıymış. İmparatorum, imparatorum. Kareşçi, sen de olsan böyle giremezsin. Ne bu şımarıklık? Ama çok önemli efendim. Yoksa... kötü bir şey mi oldu Alexi? Halimden anlaşılmıyor mu efendim? Bu sırıtan surat herhalde eğlenceli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İhtiyar kurt öldü efendim. Ne kurdu? Sultan Murat. Sultan Murat. Tamam bu kadar sevinmeyin. Evet kurttu ama ihtiyardı. Peki Mehmet mi oturmuş tahta? Evet efendim o çocuk. Şimdi çocuk olduğunu hiç sanmıyorum. Eğer Mehmet öldü deseydin gerçekten sevinirdim. Çünkü Murat ihtiyardı ve 6 aylık çocuktan başka mirasçısı olmayacaktı. Osmanlı o zaman bocalardı. Şimdi Murat'ın 18 yaşında yaptığını Mehmet de yapmak isteyecektir. Şişt, bana bak Murat 18'inde ne yapmış? Bilmiyor musun Bizans 50 gün kuşatmış ya kafasız. Ama ölen 2. Murat efendim. Bu daha çocuk yani toy bir delikanlı. Orası da öyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Bahadır Yüzbaşı, gel. İyi haberlerim var Horuzya'da. Sonunda saraya bahçıvan olduk.
Güzel, imparator şanslı adammış. Bahçesinde koskoca bir Osmanlı yüzbaşısını bahçıvan olarak çalıştırıyor. Peki imparator suları tamire başlamış, bunu duydunuz mu? O haber bayatladı be Bahadır'ım. Çanakkale'yi tutan Venediklilerle ilişkiler gelişiyor. Gemilerin biri geliyor, biri gidiyor. Bahadır yüzbaşı, biraz önce şeyi konuşuyorduk. Hani şu artan elçi trafiğini. Sırbistan'a neden büyük bir heyet gönderiyorlar? Hediyeler filan. Buna biz bir anlam veremedik. Ne de olsa onlar da Ortodoks. Aynı mezheptenler ya. Yok kazancı yok. Başka bir sebebi olmalı. Kazancı yarın sultana gidecek. Ona biraz haber biriktirsek iyi olacak. Zanos Paşa, sen ne dersin bu işe? Ortada çelişik bir durum yok mu? Birçok haber alırız ki herkes bizi hafife almakta. Kazancı Süleyman'ın anlattıkları ise çok farklı. Konstantin surlarının ardında rahat uyuyamamış olacak ki onları sağlamlaştırmakla meşgul. Fakat bugüne kadar gelen haberlere bakarsan sanki üstümüze bir haçlı askeri düzülmekte sanırsın. Halbuki Bizans kendi derdine düşmüş. Sultanım, siz onlar için bir muammasınız. Ne yapabileceğinizi henüz anlayabilmiş değiller. Çandarlı Koca Halil Paşa'm. Hocam Akşemseddin'i dışarıda fazla bekletmek beni rahatsız eder. Siz biraz onu ağırlasanız. Sevgili Horuz dedemiz başka ne haberi nedir? Biri efendim, Konstantin Sırp kralının bir yakınıyla evlilik hazırlıkları yapıyor. Bak hele şu Konstantin'e. Kendini iyice sağlama almak niyetinde. Bizans adeta bize el etmekte Zanos Paşa'm. Ne dersin? Akşemseddin Hoca Efendi. Sultanımızın en sevgili hocası. Hoş gelmişler, safalar getirmişler. Aman efendim, iltifat mı bulursunuz? Yo, Sultanımız Akşemseddin Hocam der de başka bir şey demez. Allah devletimizi payidar kılsın, eksik olmasınlar. Amin, buyurun oturalım. Nasılsınız bakalım hocam? Hamdolsun, sizlere duacıyız. Mevlana diyarı Konya, Yunus Sopra Eskişehir'den ne haberler getirdiniz bize? Eski dostları ve dostlukları bir iade ettik. Yalnız Konya'da durum pek iyi değil. Karamanoğlu Seydişehir ve Akşehir'e asker çıkardı. Ya. Bak hele şu Karamanoğlu Mehmet Bey'in ettiğine. Halktan gizlemekteyiz ama kötü haberler artmakta. Bizans Çorlu'ya kadar asker yürüttü. Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı tuttular. Sırplar bile Mağara Sultan'ın masrafları deyip birkaç kale isterler bizden. Ama Sultan Mehmet'in kafasında ne var anlayabilmiş değilim. İnşallah Bizans'a bulaşmaya kalkmaz. Bu üstümüze yürüyecek yeni bir Haçlı seferi demek olur. Ama paşa, bilmez misin ki bütün gaileler hep Bizans'ın başının altından çıkmakta. Haklı olabilirsiniz sultanım. Gene de elçiye yumuşak davranmakta bir kaybımız olmaz. Bizans elçisini gönderin. İmparatorunun amcam Orhan'la ilgili rahmetli pederim zamanından beri ödenen tahsisatı durup dururken 300 bin altına çıkarmasından doğrusu hiç haz etmedim. Galiba amcamız yaşlandıkça masrafları da artar olmuş.